Bugün sıklıkla hep savunduğumuz normal olan dönemler için bir gereklilik olarak ortaya koyduğumuz kuvvetler ayrılığı devletin kuruluş döneminde neden yok? Yani o yüzden antidemokratiktir. Cumhuriyet demokratik bir sistem değildir ya da gibi bir iddia ortaya konulabiliyor. O yüzden Türk devlet aklını şeytanlaştırarak onun yıkılması üzerine ya da dönüştürülmesi üzerine bir mücadele ortaya konuluyor bazı toplumsal kesimlerce. Nasıl demokratik olabilirdi bir de? O ayrı bir husus da her devletin kuruluşunda kuvvetler ayrılığını tesis ederek devleti kuramayız. Yani devlet egemenliğin tesisi bakımından, egemenliğin ortaya koyulabilmesi bakımından bir kuvvetler birliğinin zorunluluğunu ortaya koyuyor, yani karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla egemenlik dediğimiz irade unsuru olarak devletin kuruluşta ihtiyacımız olan bu irade unsuru, insan unsurunu, ülke unsurunu, irade unsurunu bu şekilde düşündüğümüzde egemenlikten doğan da kendi içinde kural koyma, uygulama ve cezalandırma, yaptırım ortaya koyan yasama, yürütme ve yargı olarak da karşımıza çıkıyor. Şimdi günümüzde olan dönemde yasama, yürütme, yargı egemenlikten doğan üç güç olarak, üç kuvvet olarak bunlar birbirinden bağımsız bir şekilde çalışır. Bu olağan dönemler için çok geçerli, normal ve savunduğumuz bir sistemdir, mekanizmadır. Anayasamızda da başlangıcında, dibacesinde medeni bir işbirliği ve iş bölümü olarak tanımlanır. Şimdi Cumhuriyet'in kuruluşuna yönelen eleştiriler ya da saldırılarda da efendim kuvvetler birliği vardı, demokratik değildi şeklinde tezahür edebiliyor. Egemenliğin doğuşu zordur. Tıpkı bir bebeğin, yeni doğanın dünyaya gelmesi gibi çok meşakkatli, zor ve mayalanma döneminin, olgunlaşma, büyüme döneminin ve doğuş döneminin, doğum olayının gerçekleşmesi gibi zor. Ama hani buradan yeni bir yaşamın da doğmasına sebep olduğu için bir o kadar da güzel ve sağlıklıdır aslında. Sancılıdır, acıdır, acı verir ama olması gerekendir. O sancıyı yaşamadığınız zaman doğum gerçekleşmez. Buna belki benzetebiliriz bu anlamda. İşte egemenlikle ilgili tartışmalar hep Türkiye Cumhuriyeti özelinde buradan maalesef ortaya çıkıyor. Şimdi peki neden devlet aklını buradan tanımlamak zorunda kalıyoruz? Hem kuruluşta bu bir gerekliliktir, hem de devletin devamında yeniden varoluşsal bir tehlike ortaya çıktığı zaman milli güvenlik meselelerinde özellikle milli güvenlik tehdidi ne kadar artarsa olağan dönemden de o kadar uzaklaşılır ve olağanüstü hal dönemlerindeki uygulamalara geçiş yapılır. Yani kuvvetler ayrılığından kuvvetler birliğine doğru bir gidişat söz konusu olur sistemde. Yani güvenlik tehdidi ne kadar artarsa özgürlükler o kadar azalır. Amacımız ne devlette? Özgürlük güvenlik dengesini sağlayabilmek. Hem devletin kendi varlığı ve kuruluş unsurlarının güvenceye kavuşturulması gerekir, hem de bu güvenceye kavuşturulan, hayata geçirilen sistemde insanların özgürlüklerini de yaşayabilmesi, özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılabilmesi, maddi ve manevi varlıklarını da geliştirebilmeleri, mutlu olmaları, refaha erişmeleri amaçlanır. Şimdi devlet aklı da işte bunu ortaya koyabilmek meselesidir. Sadece güvenliğin tesisi değil, özgürlük güvenlik dengesinin de sağlanabildiği bir sistem hayata geçirebilmek, devletin devamında da devletin yönetenlerin de devlet aklı bakımından ortaya koymaları gereken gerekliliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda kuvvetler ayrılığı hukuken tesis edilememekle birlikte ama mecliste kuvvetler birliği tesis edilmiştir. 23 Nisan 1920'de meclis açıldığında aslında devletin de tesisidir, ihdasıdır bu anlamda.